Türkiye'nin yaşadığı son askeri darbenin hikayesine bakalım dediğimizde takvimin 11 Eylül yaprağını çevirmek yetmiyor ne yazık ki. Zira o güne, yani sokakta, evde, iş yerlerinde her an herkesin öldürülebildiği, devletin sorumluluk mevkiinde olan kişiler de dahil, kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığı fotoğrafa baktığımızda herhalde hepimizin söyleyeceği şey aynı olurdu. Başka çare kalmamış. Zira askeri müdahaleyle birlikte şiddetin sanki bir yerlerden artık gerek kalmadı diye işaret verilmişçesine, tedricen falan değil, bıçakla kesilmişçesine sona ermesinin darbeyi gerçekleştiren kadroyu bile şaşkınlığa sürüklediği kirli bir oyundur. Perdeyi aralarken gerçeğe nereden baktığımızı bilmekte yarar var. Önünde durduğumuz satranç tahtası öyle yeni bir şey değil. Kurgulanması hayli eskilere dayanıyor. Lozan'da öngörülmüş, 1950'lerde ilk hamleleri oynanmaya başlanmış, 1960'da veziri elinden alınmış, 1971'de şah çekilip köşeye sıkıştırılmış bir demokrasi oyunundan bahsediyoruz. 1960 olmasaydı 12 Mart olmaz, 12 Eylül olmaz. Sağda solda karşıyız o günlerin meşhur şeyi. Ya kime karşısın? Nasıl karşısın? Kim bu sağ? Kim bu sol? Yani bu çocuklar aynı mekteplerde okumuşlar, aynı mahallede top oynamışlar, aynı ekmeği yemişler. Bunlar niye dövüşüyorlar? Kim dövüştürüyor bunları? Hiç düşünmek gerekmez mi? Sağda solda karşıyız. Oh en güzel. 12 Eylül'ün ve 12 Eylül'ü yapanları hiç affedemeyeceği noktalardan biri budur. Baktığımız zaman insan tabii şu soruyu kendine soruyor. Acaba o dönemde darbeye giden yol biraz da darbeyi olgunlaştıran koşullar olarak mı tasarlandı? Sıkı yönetim ilan edilmişti aylardan beri. 12 Eylül darbesi olduğunda elindeki imkanlar sıkı yönetim koşullarından daha fazla değildi. Fakat ondan önce sıkı yönetim imkanları elinde olan bir ordunun yapamadığını birdenbire yönetime el koymuş bir ordu anında çözebildi ve o tür provokasyon eylemleri birdenbire ortadan kayboldu. 12 Eylül bir proje. Ne projesidir? Türkiye'yi bana göre her bakımdan, her alanından küresel sermayeye açma projesi gibi. Yani zaten biz daha Tanzimat'tan öncesinden başlayan bir batılılaşma sürecinin içerisindeyiz. Bu sefer 12 Eylül ile birlikte kökten batılılaşma hamlesini gerçekleştiriyoruz. Yani her şeyimizle Batı'daki herhangi bir toplum gibi olmaya yönelişimizin en önemli hamlesi bana göre 12 Eylül'dür. Milli Güvenlik Konseyi'nin ilk bildirisinde parlamentonun feshedildiği ve anayasanın askıya alındığı bildiriliyordu. Yeni askeri yönetimin 12 Mart 1971'deki gibi anayasanın üzerine şal örtmekle yetinmeyeceği, aksine demokrasiyi uzunca bir süre rafa kaldıracağı daha baştan belli olmuştu. Bu iç hizmet kanunundan hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalelerinin meşruiyeti maalesef 1961 anayasasına içkindir. Ve buradan hareketle de 1980 anayasasını mümkün kılan ilk olgu nedir derseniz 1961 anayasası ve 1960 darbesidir. İkincisi, Türkiye'de siyasal yaşamın devletten özelleşmesi, toplumdan özelleşmesi, toplumun devletten özelleşmesi, siyasetin kendi iç dinamikleri içinde çalışması karşısında devleti yöneten, hatta kendini tarihsel olarak devletin sahibi olarak gören bir çevrenin, ki bunların içinde tabii silahlı kuvvetler mensupları ağırlığı oluştururlar ama sadece onlar değillerdir. Bu çevrenin Türkiye toplumu için demokrasinin bir lüks olduğu, bu toplumun ergen olmadığı, çocuk olduğu, dolayısıyla da eline demokrasi verilirse ortalığı kırıp döktüğü inancından hareket ederek toplumu vesayet altında tutmak gereğini
gündeme getirmesi. Bayrak Harekatı'nın başladığı saatlerde Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit eşleriyle birlikte askerler tarafından evlerinden alınarak askeri uçakla Gelibolu Hamza Koy'daki silahlı kuvvetlere ait tesise götürülmüşlerdi. Yapılan resmi açıklamaya göre burada geçici bir süre için emniyet altına alınmışlardı. Necmettin Erbakan'ın götürüldüğü yerse İzmir Uzunada'daki tesislerdi. Uzunada'ya götürülecek bir lider daha vardı. Ancak henüz bulunamamıştı. Türkeş'in evine giden askerler elleri boş dönmüşlerdi. 11 Eylül günü siyasi liderlere o gün bir şeyler olacağına dair bilgiler gelmiş, Türkeş'te devlet görevlisi bazı dostları vasıtasıyla darbe yapılacağının haberini almıştı. Ancak kestiremediği müdahalenin kimin tarafından yapılacağıydı. Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bir bildiriyle Alparslan Türkeş'in teslim olmadığı takdirde suçlu durumuna düşeceğini vurguluyordu. 27 Mayıs'ın kudretli albayı Türkeş temkinliydi. Ne olduğunu, yani hakikaten bir muntazam silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi içinde midir bu yapılan ihtilal, yoksa bir farklı bir junta hareketi midir? Bunları izledi ve bunların tam olarak netleştiğini anladıktan sonra da teslim olmaya karar verdi. Resmi ifadesiyle parti liderleri emniyet altına alındıkları yerlere vardıkları sırada Kenan Evren, başbakanlık için Atatürkçü ve dürüst olarak gördüğü bir siyasetçiyle görüşüyordu. Cumhuriyetçi Güven Partisi lideri Turhan Feyzoğlu. Başbakan yardımcılığı için ünlü iş adamlarının daha müdahaleden önce komutanların aklına soktuğu bir isim vardı. Turgut Özal. Kendini başbakan olarak gören Turhan Feyzoğlu, Özal'a dış ekonomik ilişkilerden sorumlu devlet bakanlığını teklif etmişti. Ancak Özal, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığını talep edecek ve harekatın beyin adamlarından Haydar Saltı'yı ziyaret ederek Feyzoğlu'nu başbakan yapmamalarını isteyecekti. Gerekçesi gayet anlaşılırdı. Dört parti lideri gözaltındayken beşinci parti liderinin başbakan yapılmasının yanlış olacağını söylüyordu Özal. Ama aslında Feyzoğlu'nu içe kapanık, ekonomiden anlamayan, uluslararası gelişmeleri bilmeyen, statükocu biri olarak görüyor, onun başbakan olacağı bir hükümette ekonomik programın başarılı olamayacağını düşünüyordu. Bu arada Feyzoğlu'nun kabineye almak istediği AP'li ve CHP'lilerin Demirel ve Ecevit'le görüşerek müsaade istemeleri askerleri kızdırmıştı. Sonunda başbakanın asker kökenli bir sivil olmasına karar verildi. Ancak onlardan daha kıdemli, zamanında onlara komutanlık etmiş emekli bir askerle birlikte çalışmaları da çok zor olurdu. O anda bir fikir atıldı ortaya. Hem müdahale hazırlıklarında aralarında olan hem yeni emekli olmuş birisi vardı. Bülent Ulus. Toplantıdan hemen sonra Evren İstanbul'a telefon etti ve 9 Ağustos'tan beri Roma Büyükelçiliğine atanmayı bekleyen Ulusu'ya başbakanlığa atandığını bildirdi. Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş 9 Ekim'de soruşturma için İzmir Uzunada'dan Ankara'ya getirildiler ve burada gözaltına alındılar. İki gün sonra Türkeş ve Erbakan'la birlikte partilerinin yöneticileri ve parlamenterleri sorgularının sonunda tutuklandılar. Demirel ve Ecevit darbeden bir ay sonra 11 Ekim'de askeri uçakla Hamza Koy'dan Ankara'ya getirildiler. Bülent Ecevit'in Hamza Koy'daki tutukluluk günlerinin ardından Ankara'ya dönüşünde BBC ve Der Spiegel dergisi başta olmak üzere dış basına verdiği demeçlerle ilgili açılan soruşturmalar, Süleyman Demirel'in Güneş Sokak'taki evinde ziyaretçilerle yaptığı görüşmeler ve yeni bir partinin çatısı altında toplanma hazırlıklarına verdiği destek huzursuz ediyordu darbecileri. Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle darbenin siyasi mimarı sayılan ve konumu itibarıyla başbakandan daha etkili olan Orgeneral Haydar Saltık arasında 12 Eylül'ün hemen akabinde bir kırılma yaşanmış ve ulus hükümeti üzerindeki etkisi azalmıştı. Saltık'ın yabancı gazetecilerle sohbetinde Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in kısa süre sonra tamamen serbest kalacakları, hatta partilerinin başında siyasete devam edebilecekleri konusundaki sözleri aynı gün sert bir bildiriyle geri alınacaktı.
sabah saatlerinde yakında normal demokratik sürece geçileceğini söyleyen Orgeneral Saldık, TRT'nin akşam ana haber bülteninde yer alan bildirisinde böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olamayacağını açıklamak zorunda kalmıştı. 12 Eylül yönetimi hükümetin göreve başlamasından sonra uygulamalarını giderek sertleştirdi. Bütün belediye başkanları görevlerinden alınarak yerlerine subaylar getirildi. DİSK ve MİSK'in faaliyetleri durduruldu. Sendika liderleri ve iş yeri temsilcileri toplu halde gözaltına alınmaya başlandı ve sürmekte olan bütün grevler yasaklandı. Böylece Halit Narin'in "Şimdi gülme sırası bizde" sözleri uygulamaya konmuş oluyordu. Milli Güvenlik Konseyi, faaliyetleri durdurulan sendikaların mallarının idaresi için kayyum atanmasına ilişkin yasa önerisini kabul etti. Bir yıl içinde 50 bine yakın insanın gözaltına alındığı, işkencenin rutinleştiği bu baskı ortamında hapishaneler, insanlık dışı muamelelerin yerleştiği, işkencenin gündelik hayata sindiği kurumlar haline geldiler. Sağlıksız ve kötü hayat koşulları, yetersiz beslenme ve havalandırma, düzenli dayak ve kötü muamele, sık sık yeniden emniyete götürülme, hapishane düzeninin genel görünümünü oluşturuyordu. 12 Eylül rejiminin karanlığı bütün ağırlığıyla çökmüştü yurdun üstüne. Vahşi kapitalizmi içeride tahkim edebilmek için sivil örgütlenme adına ne varsa kapatıldı. Parlamento dahil, siyasi partiler, işçi sendikaları, dernekler kapatıldı. Ama işveren örgütlerine dokunulmadı. Bir de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na dokunulmadı. Hatta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sadık Şide darbe hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Yani neredeyse tamamı, bazen bütün bir şehir ve kasaba ahalisi dayaktan geçti. Yani bu süreç ben Türkiye halkı için en aşağılayıcı dönemlerden birisi olduğunu düşünüyorum. İnsan böyle bir dönemde yaşamış olmak istemez. İyi ki uzun süreli hapis yatıyormuşum. Çünkü hapishanede olmanın dışında daha başka yapabileceğiniz bir şey yok. Başka seçeneğiniz yok. Ama dışarıda seçeneğiniz olduğu halde seçeneksizsiniz. Gazetelerin yazdığı haberlere sürekli müdahale ediliyor, konseyin hoşuna gitmeyen haberler yazan gazeteler kapatılarak cezalandırılıyordu. MGK üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Salonu'nda yemin ettiği 18 Eylül 1980 günü gözaltı süresi 30 güne çıkarılacaktı. Hem işkencelerin yoğunlaşmasına, hem birçok işkence olayının örtbas edilmesine imkan sağlayan uzun gözaltı süreleri 12 Eylül döneminin özelliklerindendi. İşkence, hakkındaki iddia, yaş ve siyasal görüşe bakılmaksızın gözaltına alınan herkese yönelen standart, otomatik bir sorgulama ve yıldırma yöntemi haline geldi. Kaç kabulüm var diye bir söylem gelişmiş. Kaç kabulüm var ne demek? Diyor ki ben 10 kabulüm var. Ya 10 iş suç mu işledin sen? Yok abi ben hiç işlemem. E peki ne demek kabul? Ya abi öyle bir işkence yapıyor ki. Yani Kennedy'yi de sen öldürdün deseler kabul edeceğim, ne yapayım? Kabul ettim diyor. Ve buna adalet denildi. İnsanlar böyle sorgularla hapishanelerde tutuldu. Mahkum olanlar, idam edilenler oldu. Bütün bunlar yaşandı. Ve işte sonra olanlar oldu. Ama 12 Eylül sonrası devlet adına yapılan bir terördür. PKK'nın 12 Eylül'den önce ortaya çıkmış, kurulmuş olan PKK ama kimsenin adını bilmediği, daha çok diğer Kürt teşkilatlarından militanları öldürmekle meşgul olan bir PKK'nın 12 Eylül sonrasında Diyarbakır cezaevinde, sık yönetim döneminde Diyarbakır cezaevinde yapılan çok ağır işkencelerin bir ikinci doğum vesilesi olduğunu hemen hemen herkes biliyor artık. O dönemde cezaevleri gerçek bir toplama kampıydı. Diyarbakır cezaevi ise artık toplama kampı tanımını da yetersiz bırakan uygulamalara sahne oldu. O dönemde simgeleşmiş 3 cezaevi vardı. İşte Diyarbakır, Mamak ve Metris. Dışkı yedirmekten, dayağı, her türlü onur kırıcı işkenceye kadar öyle işkenceler yaptılar ki artık insan olanın
bir daha bu işkenceleri yapanlarla beraber olması mümkün değil. Nitekim Diyarbakır cezaevinden çıkan dağa gitmiş. Diyarbakır cezaevi darbecilerin eliyle PKK örgütüne militan, lojistik destek sağlayan, militan bulan bir müesseseye dönüşmüştü. Özellikle rehabilitasyon merkezi olarak düşünülen askeri hapishanelerde askeri eğitim ve kurallar yığınıyla insanlar tüm manevi psikolojik direnme noktaları zayıflatılıp kişiliklerine saldırarak ezilmeye, koşulsuz itaat ve teslimiyet içinde siyasalın ötesinde bireysel kimlikleri yok edilmeye çalışılıyordu. 50'ye yakın insan asıldı. 1 milyona yakın insan çok ciddi şekilde sabıkalı oldu. İşkencelerden geçti. Aileleri, hanımları, sevgilileri, kardeşleri, babaları, anneleri evlerinde taciz edildi. Cezaevlerinde taciz edildi. Emniyetlerde, işkencehanelerde taciz edildiler. İnsanların mahkemeye sevk zincirlerine vurularak götürülmesi, tek tip elbise, zorunlu dersler, görüş kısıtlamaları gibi temel insan haklarına aykırı hapishane uygulamalarına karşı tepkiler, direnişler acımasızca şiddet kullanılarak bastırılıyordu. Döverek insan öldürüyorlardı, cezaevinde kimse hesap sormuyordu. Sonra olağanüstü baskı koşulları vardı, yani anlatılabilecek şeyler değil yani. Giriyorsunuz mesela kafes diye bir yer var. Kafesi sizin önce kafanızı keçi kırkar gibi bir makineyle kırkıyor ama böyle kan içinde kalıyor kafan ve sürekli şunu yapıyorlar. Hepiniz havaya bakacaksınız. Ve böyle demir parmaklıklar içindesiniz. Üstünüze yemek atıyorlar, pislik atıyorlar, dayak atıyorlar ve bunu herkese uyguluyorlar. Korkunç yerlerde oralar. Birçok insanı orada döverek öldürdüler. Mesela İlhan Erdost orada kafeste dövülerek öldürüldü. Yani siz de öldürülebilirdiniz. Hiç hesabını soran kimse yoktu yani. Birbirimizle konuşmamız yasaktı. Göz göze gelip de göz işareti yaptığımızda dayak yiyorduk. Ve ne yazık ki görevliler gelişi güzel copluyorlardı. Yani ayaklarımıza veya kaba etlerimize vurmak yerine bazen kafalarımıza da copla vuruyorlardı. Bu vesileyle Bekir Bağ diye bir kardeşimiz, 16-17 yaşında bir çocuk, bizim arkadaşımız, bu dayakların ötürü de rahmetli oldu. Amasya Cezaevi Tutukayı Komutanı Yüzbaşı Atasoy Fitos, işkence yapmamak için rüşvet almak suçundan hüküm giydi. Ha, İdam cezası vermemek için rüşvet alan hakimler de çıktı. Yani bir can pazarıydı 12 Eylül. Cezaevlerinde olsun, emniyet hücrelerinde olsun, hatta sokakta, dağ başlarında olsun. İdam cezası vermemek için rüşvet alan hakimden söz ettim. O hakimin kararıyla insanlar asıldı. Asmayalım da besleyelim mi? Kenan Evren'in bu sözü 12 Eylül yönetiminin uygulayacağı hukuk anlayışını özetliyordu. Bu söze uygun olarak uzun zamandır mecliste bekletilen idam kararları uygulanmaya başlandı. Bir sağdan bir soldan mantığıyla 8 Ekim'de ilk infazlar gerçekleştirilmeye başlandı. İhtilal oldu. İhtilalden sonra bizi karıştır barıştır yaptılar. Herkesin koğuşu sağın, ülkücülerin koğuşu ayrı, solun koğuşları ayrıydı, hücreler yine ayrıydı. Bizi bir havalandırma içerisine soktular, dizler sıra sıra ve karşılıklı tokalaşarak barışmamızı sağladılar. Mustafa'yı da getirmişlerdi. Ölüm hücreleri vardı, 34-35, ölüm hücresi diye sonradan anılacaktı. Onların birinde Mustafa yatıyordu, birinde soldan Necdet Adal yatıyordu. Mustafa ve diğer arkadaş da getirilmişti, dizilmişlerdi. Tam Mustafa'ya sıra geldiğinde sanki o biliyormuşçasına dedi ki bizi asacak bunlar dedi. Necdet Adalı ile Mustafa Pehlivanoğlu Ankara Merkez Cezaevinde idam edildi. İdam gecesi sonradan gardiyanlar anlattı bana. Gecenin bir yarısı işte herhalde iki saat iki gibi falan, bir buçuk iki arası geliyorlar. 34-35 numaralı hücrenin kapısında rütbeli, birkaç tane rütbeli, arkasında askerler ve gardiyanlar. Elektrikler dışarı çıkarılmıştı. İçerisi karanlıktı. Şeye vuruyorlar,
demir parmaklıklara vuruyor kalkın diye. Tabii bir anlam veremiyor ikisi de. Kalkın gidiyoruz diyor. Nereye diye soruyor Mustafa. Güveniniz için daha iyi bir yere götürüleceksiniz. Çünkü cezanız idam olduğu için ne olur ne olmaz. Artık burası tutuklu evi. Başka yere götürüleceksiniz diyor. Olmuyor tabii Mustafa. Müsaade edin diyor. Abdest alayım diyor. Abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor. Öbür çocuk eşyalarımı alayım mı diye soruyor. Yok yok diyorlar. Pijamamı alayım diyor. Yok diyor. Diş fırçamı alayım diyor. Yok diyorlar. Yani bir şey almak istiyor. Bir şey almak aslında hayatta kalmak gibi bir şey. Yok diyorlar. Benim oğlumu silah zoruyla götürdüler. Silah zoruyla idam ettiler. Silah zoruyla beni mezarlığa sokmadılar. O zihniyetin adamları. Bundan 3 sene evvel beni hiç unutmuyor Kenan Evren. Anladın mı? Mersin'de bir olay oluyor. Benim bir adresim çıkıyor bir ülkücünün cebinde. Beni gece götürüp 24 saat terörle mücadelede işkence yaptılar bana. Tamam mı? Unutmuyorlar beni. Sağ olsunlar. Ben de onları unutmuyorum. Böyle. Gittiğim zaman bir Karşıyaka mezarlığına iki tane genç yetiyor. İkisi de aynı gün asılmış. Bir sağ meyilli, bir sol meyilli genç. Birisi için işte devrim için öldü diyor, öbürkü vatan için öldü diyor. Fakat ikisi de bu vatan için yürü yatan insan. Darbe dönemlerinde kurulan askeri mahkemelerin olayları derinlemesine sorgulamadan bir an önce ortalığı düzeltme mantığıyla verdiği kararlar bugün hala sorgulanan infazlara yol açtı. 45 günde sonuçlanan bir davayla idam kararı verilen ve cezası 17 yaşında infaz edilen Erdal Eren bunlardan biriydi. İdam cezalarının uygulanmaya başlamasının ardından birçok örgütsel davalar açıldı. 19 Aralık 1980'de başlayan DİSK davası, 17 Mayıs 1982'de açılan Barış Derneği davası ve birçok sol örgüt için açılan davalar bu yıllara damgasını vurdu. Bunların dışında 12 Eylül'den önce parlamentoda yer alan iki parti için de dava açılmıştı. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının savcısı Nurettin Soyer iddianamesinde 219 ülkücünün idamını istiyordu. 500'den fazla sanığı olan davanın ilk duruşması 19 Ağustos 1981'de Ankara Mamak'ta yapıldı. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası 5 yıldan fazla sürdü ve 7 Nisan 1987'de sonuçlandı. 12 Eylül sonrası yargılanan partilerden biri de Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki MSP'ydi. Bu partinin 12 Eylül'den 6 gün önce düzenlediği Konya mitingi darbenin gerekçelerinden birisi olarak gösterilmişti. MSP davası sonunda parti başkanı Erbakan 4 yıl, 22 parti yöneticisi 2-3 yıl hapse mahkum edildi. 12 Eylül müdahalesi ülkede en ufak bir muhalefete bile izin vermeyecek bir ortam yaratmıştı. İşte bu ortamda askeri yönetimin çözdüğü ilk sorun Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünü sağlamak oldu. Ancak bundan önce 714 no'lu NOTAM'ın kaldırılması vardı ki bu olay 12 Eylül'den bir yıl önce gerçekleşmişti. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 1979 yazında Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın davetlisi olarak gittiği Amerika'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski ile de görüşmüştü. Günümüzde Büyük Orta Doğu Projesi'nin mucidi olan Neokonların akıl hocası olan Brzezinski'nin isteği istikrarlı bir Türkiye'ydi ama ona göre gelişmeler o yönde değildi. Bu gezinin ardından Genelkurmay, hükümetin yürütmesi ve çözmesi gereken konulara da el atmaya başlayacaktı.
Bunlardan biri, hükümetin sonradan haberdar olduğu 714 nolu NOTAM'ın 23 Şubat 1980 günü aniden kaldırılmasıydı. NOTAM, 1974 Kıbrıs kriziyle ortaya çıkmıştı. Buna göre Türkiye, Ege'de sembolik bir çizgi çekmiş, uçakların bu çizgiden Türkiye tarafına geçmesini izne bağlamıştı. NOTAM'ın kaldırılması Yunanistan'da sevinçle karşılandı. Gelişmelerden sonradan haberdar olan dönemin Dışişleri Bakanı Hayrettin Ertmen, Başbakanı aradığında aldığı yanıt, "Askerler çok istedi, ısrar etme" şeklindeydi. Geriye kalan son pürüzse 12 Eylül'den sonra çözüldü. NATO'nun başkomutanı ve Kenan Evren'in yakın dostu Orgeneral Bernard Rogers, kanat operasyonu olarak adlandırılan Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünün mimarıydı. 16 Ekim 1980 günü Rogers Ankara'ya gelerek Evren'le görüştü. Rogers, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne Türkiye'nin izin vermesi halinde geriye kalan Türk-Yunan ihtilaflarının görüşülmesi için Yunanistan'ın hiçbir ön şart ileri sürmeden masaya oturtulacağına dair asker sözü verdi. NATO komutanı Sir Rogers Evren'le görüşüyor ve Evren diyor ki tamam diyor, Evren'e söz veriyor. Sözde diyor ki biz de sizin daha sonra Kıbrıs'taki problemlerinizi, Yunanistan'la ilişkilerinizi halledirsen hiç merak etme diyor, söz veriyor. Bu asker askere görüşmeden sonra Türkiye vetosunu kaldırdı ve Yunanistan NATO'nun askeri kanadına geri döndü. İhtilal başarılı olur olmaz 17 gün sonra bir emirle, Evren'in telefon emriyle Yunanistan Amerika'nın ve NATO'nun askeri kanadına döndü. Ve biz, bize bir denge avantajı, denge kurma avantajı sağlayan kozumuzu, imkanımızı elimizden kaybettik. Bu ihtilalin yapılış sebepler arasında görülmelidir kanaatimce. İsimler değişir, adamlar gider, başka adamlar gelir. Aynı kadrolar yapar, aynı dış desteği alırlar. Hepsi Amerika'dan destek alırlar. Hepsi Amerika'ya bağlıdırlar. Ve Amerika'nın taleplerini hepsi ilk adımda yerine getirir. Veto kaldırıldı kaldırılmasına ama o günden bu yana Yunanistan'la ihtilaflı konularda görüşme masasına oturmak bir türlü mümkün olmadı. Amerikan yönetimi 1981'den itibaren Türkiye'nin Orta Doğu'daki istikrarı bozucu gelişmelere ve komünizm tehlikesine karşı daha etkin görevler üstlenmesi gerekliliğini telkin etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlayışına göre komünizm bir ideolojidir. Bu ideolojiye başka bir ideolojiyle karşı çıkmak Amerika'nın savunma sistemi içerisinde oluşan bir düşüncedir. Yani başka bir ifadeyle İslam ideolojisini komünizm ideolojisinin karşısına yerleştirerek ve İslam gücünü Sovyetler Birliği'ni çevreleyen kenar kuşak üzerine yerleştirerek veya buralarda yer alan İslam halkları, İslam olan ülkeleri ile işbirliği yaparak ve buradaki İslamcı düşünceleri güçlendirerek Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'ni yayılmacı emellerini dengelemeye çalışmıştır. Bu bir gerçektir. Amerikan yönetiminin ilk ve en somut talebi çevik kuvvete lojistik destek sağlaması yönündeydi. Afganistan ve İran'daki gelişmelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri bu bunalım kuşağı üzerindeki denetimini güçlendirerek gerektiğinde askeri müdahalede bulunmayı içeren bir strateji çizmişti. Bir talimatla Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü sağlanmış, Amerikan üslerinin açılışı sağlanmış, çekiç gücün güneyimize konuşlandırılması temin edilmiştir. Ve onun arkasından da çekiç gücün kanatları altında PKK büyütülmüş. Sonra Amerika'nın Orta Doğu'ya müdahalesini sağlayacak zemin hazırlanmış. Irak'ın kuzeyinde bir yapay devletin oluşumuna zemin hazırlanmıştır. Bunun altyapısı oluşturulmuştur.
1982'de Genelkurmay 2. Başkanı Necdet Öztorun'la Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Karanlıklar Prensi unvanlı Richard Pearl'ün imzaladıkları anlaşmayla Amerika'nın takviye hava güçlerinin konaklaması için Türkiye'deki hava üslerinin modernize edilmesi ve Muş'la Batman'da iki yeni havaalanı inşası kararlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Caspar Weinberger'ın Aralık 1981 başında Ankara'ya yaptığı gezi sırasında söyledikleri Amerika Birleşik Devletleri 12 Eylül uyumunu gösteriyordu. Diğer müttefiklerimizin ne düşündüğüne bakmaksızın Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardım için elimizden geleni yapacağız. Yönetimimizin resmi politikası budur. İnsan hakları ancak kanun ve nizamın olduğu yerde yeşerir. Eğer burada yapılabilen şeyler Türkiye toplumunun bilincini çarpıtmak, onu yanlış yönde, hassasiyetlerini yanlış yönde kanalize edebilmek, yanlış eylemleri yönetmek konusunda eğer sabıkalı biri aranabilirse bu konuda yapabilir. Bu ABD'dir. O da bunu çok çeşitli araçlarla yapar ve bu konuda da en şey kullanabildiği şey de Türkiye Cumhuriyeti ordusudur. Çünkü en ilk müttefiki odur Türkiye'de. İlk giren bizim Batı ile ABD ile ilk ilişkiye giren kurum bu ordudur. Biz NATO'ya girdik, silahlı kuvvetlerimize girdik. En büyük Batı yardımı orduya gelir. Senelerce, 50 senedir ordunun bayağı biraz böyle hani göze batan subaylarının çoğu Amerika'da eğitim görürler. Askeri yönetimin ilk işlerinden biri 27 Ekim 1980'de geçici anayasa ilan etmek olmuştu. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini MGK, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini ise MGK Başkanı kullanacak, MGK'nın karar, bildiri ve yasalarının anayasaya aykırılığı öne sürülemeyecekti. 15 Ocak 1981 günü Evren, Konya'daki bir konuşmasında eski siyasilerin bundan böyle hiçbir çalışmaya alınmayacaklarını açıkladı. Belki tarihin bir ironisi, yaklaşık 8 ay önce Evren'in konuştuğu Konya'nın merkezinde Demirel konuşmuş ve on binlerce insan tarafından kurbanlar kesilerek karşılanıp çılgınca alkışlanmıştı. Şimdi aynı kurbanlar, aynı binler tarafından bu defa Evren için kesilecek ve konuşması çılgınca alkışlanacaktı. Geçici anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra hükümet, sivil demokratik hayata geçene kadar bir danışma meclisinin oluşturulmasına karar verdi. 40 üye doğrudan doğruya konsey tarafından, geri kalan 120 üye ise başvuranlar arasından sıkı yönetim komutanları ve valilerin önereceği 360 kişi arasından gene MGK tarafından seçilecekti. Yeni anayasayı hazırlayacağı ilan edilen kurucu meclis, danışma meclisi ile Milli Güvenlik Konseyi'nden oluşuyordu. 12 Eylül'ün danışma meclisi, 1961 anayasasını hazırlayan kurucu meclisin korporatif anlamdaki temsili özelliğine bile sahip bulunmayan, salt görüntüyü demokratikleştirme kaygısıyla oluşturulmuş bir organdı. Danışma meclisinin toplanmasından bir hafta önce 15 Ekim 1981'de konsey en önemli ve şoke edici icraatlarından birini yaparak ülkedeki bütün siyasal partileri feshetti. Asker geliyor, parlamentoyu feshettim diyor. Anayasayı da kaldırdım diyor. Siyasi partileri de kapattım diyor. Bunun hükümetle alakası yok. Ve siyasi partilerin yöneticileriyle 10 sene diyor yasak getirdim diyor. Yani şu kabahatler var, şu şey yok. Buradan şu çıkıyor. Türkiye bir türlü bu çok partili siyasette siyasetçiye alışamamıştır. Siyasete alışamamıştır. Parti işine alışamamıştır. Bugünkü sıkıntıların kökünde yatan da Türkiye'deki siyasetin organizasyondaki çöküntüdür. Partileri kapattım diyor. Yeni baştan bunları bir daha kurdurmam diyor. Bu kadar tecrübe kazanmış olanları 60'ta biçiyorsun, 71'de bir daha biçiyorsun, 80'de bir daha biçiyorsun. Kahtı rical. Ve kiminle, neyle idare edeceksiniz Türkiye'yi? Evren'in açıklamasına göre siyasi partilerin kapatılma gerekçesi danışma meclisinin rahat çalışmasını sağlamaktı. Bu radikal kararın alınmasında büyük ölçüde 27 Mayıs ve 12 Mart deneyimlerinin ordunun kolektif belleğindeki izlerinin payı vardı.
Her iki dönemde de bürokraside ve toplumda etkinliklerini, güçlerini koruyan siyasal partilerin varlığı, darbelerin hedeflerini tam anlamıyla gerçekleştirememelerine yol açmıştı. Yeni anayasa danışma meclisinde görüşülürken bir ölçüde izin verilen tartışmalar, taslağın Milli Güvenlik Konseyi'nden geçerek kesinleşmesinden sonra kesildi. Hak ve özgürlüklerin ikinci plana itildiği taslak, MGK tarafından yetersiz bulunup tekrar değiştirilmiş ve büsbütün sertleştirilmişti. Konsey, 52 sayılı kararıyla anayasanın eleştirilmesini ve tartışılmasını yasakladı. Anayasaya eklenen geçici maddeler ise çok önemli düzenlemeleri içeriyordu. Bu maddelerle birçok konu gene MGK denetiminde kalmaya devam edecekti. Anayasanın geçici 15. maddesiyle konsey üyelerinin ömür boyu yargılanmaması hükmü getirildi. 1980 öncesi siyasal parti önderliklerinin tasfiyesi amacına dönük kısıtlamalar vardı. Eski siyasilere 5 ila 10 yıl boyunca siyasal partilerin herhangi bir kademesinde yöneticilik yapma ve seçilme yasakları getirilmişti. Anayasaya evet demek aynı zamanda evrenin cumhurbaşkanlığını onaylamak anlamına geliyordu. Referandum öncesinde taslağın aleyhinde konuşmak yasaklandı. Beyaz oy evet, mavi oy hayır anlamına geldiğinden basına herhangi bir nedenle mavi renk kullanımı konusunda sansür dahi uygulandı. Bu koşullarda 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylaması %92 gibi büyük bir çoğunlukla anayasanın onaylanmasıyla sonuçlandı. Terörize edilen toplumda, can güvenliği derdine düşülen toplumda insanlar ekmek ve demokrasi talebinden vazgeçerler. Sadece hayatta kalabilmenin güvencesini ararlar. Sadece hayatta kalabilmenin güvencesinin peşinde oldukları için de ekmek ve demokrasi taleplerini genişletmezler. 12 Eylül darbesinin anayasası bu sosyal temelde böyle büyük oy çoğunluğuyla kabul edildi. Ve sonuçta Türkiye'de iyi kötü bir istikrar sağlandı. Söylediğim gibi %92,5 oyla bugün hala sıkıntısı çekilen anayasa meşrulaştırıldı. Bu sonuç 12 Eylül karşıtları açısından gerçek bir şok oldu. %10'u bile bulmayan hayır oyu 12 Eylül karşıtı muhalefet potansiyelinin gerçek boyutunun çok altındaydı. Üzerinde en fazla durulan yorum, halkın askeri yönetimin çekilme sürecini olağanlaştırma ve hızlandırma saikiyle davrandığı doğrultusundaydı. Zira 12 Eylül yöneticileri halk oylaması hayırla sonuçlanırsa bundan milletin askeri yönetimin devamını istediği sonucunu çıkararak gitmeyeceklerini ifade etmekten kaçınmamışlardı. 1961 Anayasası'nın topluma bol gelen bir elbise gibi olduğu iddiasıyla hazırlanan 1982 Anayasası, bu defa topluma çok dar bir elbisenin giydirilmesine yol açtı. 1982 Anayasası aslında esas olarak hala bugün acısını çektiğimiz otoriter bütün bu sistemlerin, anayasa mahkemelerinin, parti kapatmalarının, daha YÖK gibi kurumların hepsinin hazırlayıcısı oldu. Yani 1982 Anayasası zaten askeri darbeyi yapan ve yaptıran güçlerin hedefindeki otoriter bir rejimin kurulması amacını taşıyordu. Ve bu amaçla da yukarıdan aşağı Türkiye yeniden şekillendirildi. Yeni anayasanın kabulünden sonra yeni düzenin izin verdiği ölçüde normalleşme süreci başladı. 12 Eylül'ün bıraktığı anayasaya baktığınızda iki temel varsayımı da vardır. Birisi Soğuk Savaş'ın hiç bitmeyeceği, dolayısıyla Türkiye'nin her zaman otoriter kalmaya devam edeceği. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın ya asker ya da askere çok yakın birisi olacağı varsayımı. Bunlar da tabii Soğuk Savaş'ın bitmesiyle ve Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 89'da berhava oldular. Ondan sonraki 12 yılın karışıklıklarında buna bağlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Türkiye 1946'dan itibaren 1980'lere gelene kadar çok partili demokrasiye geçtikten sonra 1960, 1971 ve 1980'de 3 askeri müdahaleye uğradı. Bu müdahaleler idari bürokratik merkezde toplumsal merkez arasındaki gerilimin en üst noktaya çıktığı dönemlerde gerçekleşmişti. Her müdahale sonunda mutlaka çok partili hayata geçilmesine rağmen darbeler ülkenin siyasi hayatı ve kültüründe derin yaralar açtı. Hem kurumları zedeleyip bozdu,
hem toplumda ve siyasetçilerde sürekli silahlı kuvvetleri kollamak, bir sonraki darbenin korkusu içinde yaşamak gibi kötü bir gelenek yarattı. Bu darbelerin en ağırı ve ardında en kötü mirası bırakanı 12 Eylül 1980 müdahalesi oldu. Bu dönemde uygulanan baskı 27 Mayıs ve 12 Mart'la karşılaştırılamayacak boyutlara ulaştı. 2 milyona yakın insan fişlendi, 650 bin kişi gözaltına alındı, pek çoğu işkence gördü. Toplam 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi, 50 kişi idam edildi. İşkencede 171 kişi, cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 30 bin kişi başka ülkelere iltica etti, 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. Gazeteler toplam 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. Gazetecilere yazılarından dolayı toplamı binlerce yıla varan hapis cezası verildi. Tonlarca gazete, dergi veya kitap kağıt hamuru olmak üzere SEKA'ya gönderildi. Yüzlerce film yasaklandı. Devletin televizyon kanalında yayınlanması için hazırlanan filmler yakıldı. Yüksek öğrenimi hizaya getirmek amacıyla 6 Kasım 1981'de çıkarılan Yüksek Öğretim Kanunu ile kurulan Yüksek Öğrenim Kurumu, üniversitelerin özerkliğini ortadan kaldırdı. Şubat 1983'te doğrudan doğruya sıkı yönetim komutanlarının 1402 sayılı yasa çerçevesindeki özel yetkilerine dayanarak sakıncalı öğretim üyelerinin işten çıkarılmasına başlandı. Resmi genelkurmay açıklamalarına göre bu yolla 5000'e yakın kamu personeli işten atıldı. Yaratılan yeni eğitim sistemiyle daha ilkokuldan itibaren test çözmeye, sınav kazanmaya koşullandırılmış, dolayısıyla okumaktan, araştırmaktan uzak kuşaklar yetiştirildi. Yunanistan 67-74 arası o junta zulmünü yaşadıktan sonra bu juntanın tasfiye edilmesinin ardından demokratikleşebildi, juntacılardan hesap sorabildi, işkencecilerden hesap sorabildi, bir daha da aynı rezaletleri yaşatmadı kendi ülkesinde de. Türkiye habire juntalar, habire junta teşebbüsleri, habire işkencecilerin ne yaptığının kayıtlarını tutup ondan sonra kimseden haber, hesap sormadan sürdürebildiği işini. Bunun da mı sorumlusu Amerika? Yani Amerika'nın günahı darbelere verdiği destektir. Peki bu ülkenin kendi iç iradesinde hangisinin hesabı soruldu bundan? Hesabı da mı Amerikalıların sorması gerekiyor? Peki bunu yapanlar Türk değil mi? Bunlardan bir hesap soruldu mu? Boz kendinden hesap sormayan bir ülke o zaman başkasından nasıl hesap soracak? Böylece 13 bölümdür anlattığımız Türkiye'nin siyasi tarih serüveninin bu belgeselde sonuna geldik. Elbette bu serüven burada son bulmayacak. Tarih akmaya devam edecek. Bugün 50 yaşın üzerinde olan insanların hayatı hep demokrasinin kesintiye uğradığı, askeri müdahalelerle, sıkı yönetimlerle, şiddet olaylarıyla, ekonomik darboğazlarla, yokluklarla dolu olarak geçti. Bu 13 bölümde anlattığımız olayların ve acıların tekrar yaşanmadığı, demokrasinin bir daha kesintiye uğramadığı, seçimle gelenlerin yine seçimle gittiği bir Türkiye'de yaşamanız dileğiyle. İyi geceler. Eğer mensup olduğum milletin şanı şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza beladır, beladır. Millet bu gibilere asla izin vermemelidir.